Merhabalar. Sizinle bugün güzel bir iğne oyası modeli yapacağım arkadaşlar. Zürafa yaptım. Biraz geniş zürafa yapıp modelimin yapımına devam ediyorum. Buraya sinek kanadı oluşturuyorum hemen. Evet, sinek kanadım. Buraya iki tane bıcık oluşturuyorum. Çiçek yapacağım buraya daha sonra. Bir tane daha sinek kanadı. Evet. Sinek kanadımı yaptım. Hemen zürafamla devam ediyorum. Evet, yeterli. Benim için arkadaşlar, iki tane bıcığım vardı. Birisine ip ekledim. Diğerine köprü oluşturuyorum. Biraz genişçe. Yeniden geri geliyorum köprümün içine batarak. İki kat olmasını sağlıyorum hem de geri geliyorum. Evet. Buraya 8 tane bıçık yapacağım şimdi.
Evet, 8 tane bıcığım oldu. Hemen geri dönüyorum. Zürafa yaparak geri dönüyorum ben bunu. Çevirerek de yapabilirsiniz. Çevirmeden daha güzel yöntem de geliyor hem de. Oyanın modeli güzel çıkar. Gösterişli, güzel durur. Muntazam durur arkadaşlar. Siz de böyle geri doğru gelmeye alışın. Evet. Buradan da geri gidiyorum, döndüm. Burada üçüne batacağım. 2 3. Buradan geri dönüyorum. Buradan da geri. Burada bu modelim bitti. Doğrucana buraya iniyorum arkadaşlar. İp atarak indim. Buraya bıçık yapıyorum. Bir tane tohum yapacağım buna sonra. Evet. Daha sonra oyamın yapımına devam ediyorum. Buradan geri dönüyorum. Evet. Arkadaşlar, buradan buraya inip de buradaki görüntüyü karşılıklı oluşmasını da sağlayabiliriz. Buraya inip de aynı yöntemde gitmiş de olabiliriz. Hiçbir fark etmez. İkisinde de aynı gösteriş devam ediyor. Evet arkadaşlar, oyamın modeli bu şekilde. Buraya bıçıklar yapıyorum. Arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler, mutlu günler. Hoşça kalın arkadaşlar. Bu güzel oyam inanın ki çok şık duruyor yeminilerde. Kelebek oyası görünümünde ve lale oyası arkadaşlar. Hoşça kalın, mutlu kalın. Sağlıklı günlerde yapın arkadaşlar. Bana yorumlarınızı ve aboneliklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.